Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hazır mıyız? Gözleriniz çok kısmet. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyi görüşüyoruz. Komisyonlarda görüşülecek, daha sonra genel kurulun gündemine gelecek. Bütçe demek şu, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topladığı vergilerle nasıl bir yaşam tarzına karşı karşıya kalacaklar? Bundan sonra emeklilerin durumu ne olacak? Onlara ne kadar pay aktarılacak? Çalışanların durumu ne olacak? Onlara ne kadar pay aktarılacak? Eğitimle ilgili bütçede ne kadar pay aktarılacak? Ve bu paralar nereden toplanacak? Bu gelir nereden elde edilecek? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan, nefes alıp veren herkese Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak sesleniyorum. Bu bütçe meclisten geçerse önümüzdeki yıl geçen yıldan çok daha beter olacak. Zor olacak demiyorum. Zaten çok zor şartlarda insanlarımız geçimlerini sürdürüyorlar. Beter olacak diyorum. Bunu bilerek söylüyorum. Bunun için kanıt mı istiyorsunuz? 18 yıldan beri her yıl Türkiye'nin ekonomisi daha da beter olmuştur. Daha kötüye gitmiştir. İktidara gelmeden önce AKP iktidarı 2023'ü hedef olarak koymuştur. Ve demiştir ki hiç merak etmeyin. Enflasyon düşecek. Doğru mu? Hayır. Yalan. Hiç merak etmeyin. İşsizlik bitecek. Doğru mu? Hayır. Yalan. Hiç merak etmeyin. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini kurarsak dolar ve euro düşecek. Türk parası değer kazanacak. Böyle mi oldu? Hayır. Peki biz bu iktidara nasıl inanacağız? Bu bütçeye nasıl inanacağız? Ben çalışıyorum. İşim var. Devlet benden vergi alacak. Hayır arkadaşlar. Saray üretimi yok ettiği üretimden dolayı, saray devleti yok ettiği üretimden dolayı üretenden değil tüketenden vergi alıyor bu bütçede. Yani sen çalışsan da çalışmasan da hani o askıda mahkum olduğun ekmek var ya, ekmeği parayla almaya kalkarsan devlet senden vergi alıyor. Nefes alırsan vergi alıyor. Su içersen vergi alıyor. Yani doğduğun günden kefen bezine kadar senden devlet para alıyor. Peki bu paraları sen kazanmıyorsan nasıl ödeyeceksin? Devletin bir televizyonu var, TRT. Onunla ilgili devlet vergi alıyor. İster izle, ister izleme. İletişimle ilgili vergi alıyor. Biz baktık bütçeye. Kazanandan aldığı vergi %31 civarında. Bunun adı doğrudan vergi. Yani çalışan ve kazanandan aldığı vergi. Peki dolaylı vergiden ne kadar alıyor biliyor musunuz? %68,5. Nasıl alacak? Arabanla gidiyorsun, işe yetişeceksin. Yolda giderken trafik cezası, oradan cezadan verginin bütçeyi, bütçedeki açığı kapatacak. Nereden alacak?
karayolları taşımacılığından aldığı cezalardan ödediğiniz vergilerle alacak. Nereden alacak? Ekmek alırken ödediğin vergiyle alacak. Benzin alırken ödediğin vergiyle alacak. Su alırken ödediğin vergiyle alacak. Senin su alacak paran yok. Neden? Çalışmıyorsun. Herhangi bir işin yok. Ama suyu alacaksın, vergini ödeyeceksin. Bunun adı dolaylı vergi. Yani damadın eli senin boynunda. O her gün senin cebindekini değil, geleceğini de satın alarak, seni borçlandırarak, krediyle borçlandırarak, dolaylı yollardan borçlandırarak kendi kasasını dolduruyor. Peki bu para nereye gidiyor? Devletin bu bütçede, bizim onaylayacağımız bu bütçede toplanan paralar nereye gidiyor? Şu anda Türkiye hava yolları iflasın eşiğinde. Bir havalimanı yapıldı. Bu havalimanına yolcu taşıma garantisi verildi. Şu kadar yolcu taşınacak diye. Şimdi o kadar yolcu yok. Peki o havalimanını yapan yandaşlara bu para nereden ödenecek? İşte senin bu dolaylı verginden ödenecek. Peki bu dolaylı vergiden elde edilen gelirler yetmez gibi görünürse ne olacak? Cezalar arttırılacak. Önümüzdeki sene trafik cezalarından ne kadar para alacaklarını şimdiden bütçeye koymuşlar. Önümüzdeki sene dolaylı vergilerden ne kadar para alacaklarını koymuşlar. Neden? Çünkü şehir hastanelerinde yarattıkları, yandaşa yarattıkları imkanları bu bütçeden ödeyebilmek için vatandaşın normal hayatını sürdürürken her yaptığı eylemden vergi almak zorundalar. O yüzden değerli arkadaşlarım, bu bütçe vatandaşın bütçesi değildir. Bu bütçe sarayın bütçesidir. Bu bütçede ödediğiniz her vergi geriye dönüp millete gitmeyecektir. Her vergi yandaşın cebine gidecek, saraylara gidecek, makam arabalarına gidecektir. Tayyip Erdoğan iktidara ilk geldiği yıllarda insanlarla iç içe olmaya dikkat ediyordu. Onların derdini dinlemeye dikkat ediyordu. Aradan 18 yıl geçti. 2023 yaklaştı, 2023 hedefi diye. Tayyip Erdoğan da insanlardan uzaklaştı. O artık çok uzak mesafelerde insanları dinliyor. Sesleri onun kulağına gelmiyor. Onun kulağına gelen ses damadının sesi. Damadı ona en yakın olan kişi. Diyor ki efendim bu sene durumlar kötü. Bu sene bizim bu vergileri arttırmamız lazım. Dolaylı vergi geçen sene ne kadardı? %64'ler civarındaydı. O zaman biz bunu %68'lere çıkartalım. Nasıl yapacağız damat diyor. Bunu nasıl yapacağız diyor. Efendim söyleyeceğiz polis memurlarına daha çok trafik cezası yazacaklar. Söyleyeceğiz daha çok vergi cezası yazacağız. Ama bunun karşılığı var mı? Karşılığı yok. Nereden? Onları borçlandıracağız ve bize para gelmesini sağlayacağız. İşte dinlediği tek ses damadının sesi olunca milletten gittikçe uzaklaşıyor. Değerli arkadaşlar, büyükşehir belediyelerini yaptıkları bu politikalarla ellerinden kaçırdılar. Yönetemedikleri için, halka inemedikleri için, halkı kucaklayamadıkları için büyük şehirlerde insanlar gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da kazandı Ekrem İmamoğlu. İnsanlara yardım etmek istiyor. İlk önce mağdurun kim olduğunu öğreniyorlar. O mağduru öğrenip evine gıdayı götürürken kimse görmeden o gıdayı ona ulaştırmaya çalışıyorlar. Peki ne oluyor? Hayır deniliyor.
derhal engelleniyor. Bunu sen yapamazsın, devlet eliyle yapılacak bu deniliyor. Ekrem İmamoğlu askıda ekmekte insanların yüzü kızararak gidip de aldıkları o ekmek poşetinin yerine evlerine siz bu ülkeye vergi ödediniz. Biz o vergilerinizin karşılığı olarak size bu zor zamanınızda destek oluyoruz diyor. Onlarsa askıda ekmekle insanları kuyruğa sokup yüzlerini kızartarak oradaki sırada bekleyen insanlara karşı diyorlar ki biz insanımızı kucaklıyoruz diyorlar. Tayyip Erdoğan da oradan şöyle sesleniyor. Bu kuyruk, askıda ekmek kuyruğu ve tanzim satış kuyrukları yokluk kuyruğu değildir, varlık kuyruğudur diyor. İnsanlarla dalga geçiyor. Neden dalga geçmesin? Damadıyla beraber kızı, damadı, kendisi sarayda otururlarken o paha biçilmez masalarda önlerine çeşit çeşit yemekler geliyor. Varlıklarını milletin varlığı olarak görüyorlar. İtibarlarını milletin itibarı olarak görüyorlar. İstanbul Belediyesi'nde insanlar vatandaşa nasıl yardım ederiz diye çırpınırken pandemi almış başını gidiyor. Orada insanlarımız ölüyor. %40'a çıkmış pandemideki yükseliş. Toplantı yapıyor Sayın Bakan. Vali var, emniyet müdürü var, herkes var. Ama İstanbul Büyükşehir'in belediye başkanı yok. Sonradan açıklama yapıyor. Ben sonra daha sonra ona uğrayacağım. Geçerken uğrayacağım diyor. Bu tam bir rezalettir. Arkadaşlar, bütün bunlara rağmen Tayyip Erdoğan neye güveniyor? Onu da Trump açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump diyor ki Erdoğan halkına kötülük yaptıkça, zulüm ettikçe, baskı yaptıkça daha çok oy alıyor diyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın güvendiği yer burası. Korkutarak, baskı yaparak, tehdit ederek milleti sindirip onların oyunu her zaman alabileceğini düşünüyor. Ama bu millet Kurtuluş Savaşı'nı veren, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kuruluşun ve kurtuluşun yılmaz savunucusu olan bir millettir. O yüzden bu ülkeden çok Tayyip Erdoğanlar geldi geçti. Buna da izin vermeyecek. Tekrar demokratik, layık, parlamenter sisteme dönerek güçlü bir Türkiye'yi inşa edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Sağ olun.